kendinizi denizin dinginliğini bırakıp mavinin içinde seyir zevki yaşayacağınız, doyasıya yeşil göreceğiniz, büyüleyici manzarası karşısında saatlerinizi harcayabileceğiniz, tarihi yapısıyla geçmişe yolculuk yapabileceğiniz, eşsiz doğanın, tabiatın, bitki örtüsünün ve güneşin en tatlı tonlarını hissedebileceğiniz özel yerlerden biri Kaş. Kaş, Antalya'nın son dönemde adını sıkça duyuran ilçelerinden biri. İl merkezine 190 kilometre mesafede bulunan Kaş, şehrin batısında yer alıyor. Yörede yerleşim, M.Ö. 2000'li yıllarda Hititliler döneminde başlar. Tarihi Likya yolu ile Karya yolunun kesişme noktasında bulunan Kaş'ın elde edilen bilgi ve arkeolojik bulgulara göre Likya dilindeki adı Habesos ya da Habesa. Yöreye Likyalılardan sonra Yunan, Roma ve Bizans hakim olmuş. Kaş ve civarında bu medeniyetlere ait birçok eser mevcut. Teke Yarımadası'nda yer alan Kaş, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta bulunan Meis Adası'yla komşu durumda. İlçe 70 kilometrelik sahil uzunluğuyla deniz turizmi adına önemli bir avantaja sahip. Plajlarının yapısı genel olarak taş ve kayalık. Plajlarının ve bölgenin kayalık yapılı olması, deniz suyunun daha berrak olmasını sağlar. Bu yapısıyla Kaş dalış sporu meraklılarının rağbet ettiği noktalardan, ilçe dalış yapmaya uygun berrak suyu, imkanları ve tarihi sualtı şehirleriyle Türkiye'nin en iyi dalış noktası olma özelliğinde. Su sporları yönünden gelişen Kaş'ta dalış ve yüzme amaçlı özel tekne turları düzenleniyor. Ayrıca ilçenin doğal yapısı yamaç paraşütü için de uygun. Meis Adası'na en yakın noktayı oluşturan Kaş, tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyellerine sahip. Bir dil gibi denize uzanan Çukurbağ Yarımadası üzerinde birçok otel bulunuyor. Kaş ilçe merkezinde Büyük Çakıl Plajı, Küçük Çakıl Plajı, Akçagerme Plajı ve Hidayet'in Koyu diye isimlenen noktalarda denize girmek mümkün. Yaz aylarında yazlıkçı ve turizm faaliyetleriyle artış gösteren Kaş nüfusu, kırsal yerleşimler ve ilçe merkezi toplamında yaklaşık 59 bin. Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilçe toprakları tarım ve hayvancılığa çok elverişli. Bu nedenle ilçedeki yerleşik nüfusun büyük çoğunluğu yıl boyunca yaylalar ve ova diye tabir edilen kesimlerde yaşar. Başta turizm faaliyetleri olmak üzere tarım, hayvancılık, seracılık, çiçek üretimi ve balıkçılık ilçe ekonomisinde önemli yer tutuyor. İlçede her bütçeye uygun otel, pansiyon, konaklama imkanları, çadır kamp alanları ve yeme içme mekanları mevcut.
Kaş'ta denizin ve plajın keyfinin doyasıya yaşandığı, doğallığıyla görenleri kendine hayran bırakan yerlerden biri Kaputaş Plajı. İlçenin Kalkan mevkiinde konumlanan plaj, Kaş'a 20 kilometre, Kalkan'a 7 kilometre mesafede bulunuyor. Kendisiyle aynı adı taşıyan ve sarp kayalıklarla çevrili etkileyici bir koydaki Kaputaş Plajı, bu özelliğiyle ülkemizin nadir doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Plaj, Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolu üzerinde, kanyon ağzı olarak tanımlanan, yer altından akan suyun deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi sonucu, suyu genel olarak serin ve turkuaz renginde bir plaj olarak bilinir. Hemen yol kenarından başlayan 187 basamaktan inilerek ulaşılan şahane plaj her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından tercih ediliyor. Kaputaş Plajı soğuk bir suya sahip ancak güneşin etkisiyle yaz döneminde ısınıyor. Mavi bayraklı Kaputaş Plajı'nın sahili çakıllı ve kumla karışık. Açık yeşilden maviye doğru değişen muhteşem denizi ve el değmemiş doğallığıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Kaputaş Plajı'nda Mavi Mağara olarak bilinen bir de mağara mevcut. Eskiden fokların yaşadığı bu noktaya sadece teknelerle ulaşılabiliyor. Mağara ve civarı Kaş'a gelenlerin zaman geçirip, manzara güzelliğini seyredip fotoğrafladıkları alanlardan. Kaş'ın Kaputaş Plajı kadar bilinen ve ziyaretçi ağırlayan bir diğer noktası Patara Antik Kenti. Antik kent, Fethiye Kalkan arasında Hantos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ova Gelmiş Köyü'nde yer alıyor. Kent, tarihte Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biriydi. Milattan önce 13. yüzyıla ait Hitit metinlerinde şehrin adı Patar olarak geçmekte. Tepecik Akropolü'nde bulunan seramik parçaları Orta Tunç Çağı gibi özellikleri içeriyor. Hantos Vadisi denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemli kent olma özelliğini her çağda devam ettirmiş olan Patara'nın yazıt ve sikkelerde Likya dilindeki adı da Patara olarak geçiyor. Apollo'nun önemli bir kehanet merkezi olarak ün yapmış olan Patara, aynı zamanda Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolandığı ve saklandığı bir limandı. Bizans döneminde de önemini devam ettiren kent, Hristiyanlar için önemli bir merkez olmuş. Orta Çağ boyunca önemini sürdüren Patara, Türklerin gelmesiyle de önemli bir merkez olarak günümüze ulaşmış. Şehre giriş, görkemli ve çok iyi korunmuş Roma zafer takından yapılmakta.
kapının milattan sonra 100 yıllarında bölge valisi adına inşa edildiği kitabelerinden anlaşılmakta. Kentin güney ucunda Kurşunlu Tepe'ye yaslanmış olan tiyatro milattan sonra 147 yılında yeniden inşa edilmiş. Tiyatronun yaslandığı Kurşunlu Tepe, şehrin genel görünümünün seyredildiği en güzel köşe. Buradan şehrin diğer kalıntıları, Vespasiyan Hamamı, Korint Tapınağı, Ana Cadde, Liman ve Tahıl Ambarı rahatlıkla izlenilebiliyor. Tepenin kuzeybatısındaki bataklığın arkasındaki tahıl ambarı, Patara'nın günümüze kalmış anıtsal yapılarından biri. Bu yapı, İmparator Hadrian ve eşi Sabina tarafından milattan sonra 2. yüzyılda yaptırılmış. Tiyatronun kuzeyinde Likya Birliği'nin başkenti olan Patara'nın toplantılara ev sahipliği yaptığı parlamento binası yer almakta. Şehrin suyu yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki İslamlar Köyü yakınlarında Kızıltepe yamacındaki kayalıktan getirilmiş. Kaynakla şehir arasında Fırnaz İskelesi'nin kuzeyindeki Delik Kemer olarak adlandırılan bölümse su yollarının en anıtsal bölümü. Geçmişten günümüze tarihi dokusunu ve mistik havasını korumuş Patara Antik Kenti, kültür gezginleri, tarih meraklıları ve fotoğraf tutkunlarının Kaş gezilerinde ziyaret ettiği noktalardan. Denizi, güneşi, kumsalları ve tarihi öyküsüyle dikkati çeken Çıralı, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı bir belde. Çıralı adını Olimpos'taki yanar taştan alıyor. Olimpos Beydağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan Çıralı'nın 3 kilometre kumsalının oluşturduğu sahil şeridinde koruma altındaki deniz kaplumbağaları olan Caretta Caretta'lar barınıyor ve yumurtalarını bu kumsallara bırakıyor. Bölge bu eşsiz özelliğiyle dünyadaki ender birkaç noktadan biri. Bu özelliği Caretta Caretta'ların yumurtlama döneminde birçok araştırmacı ve doğa meraklısının beldeye gelmesini sağlıyor. Çıralı kumsalı denizden itibaren yumuşak bir eğimle yükseliyor. Kumsalın her iki ucu kayalıklarla sınırlanmış ve genel olarak ince taneli kum yapısına sahip.
kuzeyinde sadece kış aylarında akan bir dere yatağı bulunuyor. Güney ucundaysa antik Olimpos kentinin içinden geçerek köye gelen dere denizle buluşuyor. Böylece bu bölge Olimpos ve Çıralı olarak ikiye ayrılıyor. Çıralı ve çevresinde yer alan Ulupınar Deresi ve Kanyonu, Likya Yolu, Olimpos, Yanartaş'la birlikte Sedir Ormanları, Yaylaları, 1. ve 2. derecede doğal ve tarihi sit alanı statüsünde olduğundan bölge koruma altında. Bu nedenle Çıralı Olimpos ve çevresi yapılaşmadan uzak, tabiatla oldukça bütünleşik bir bölge.